İlk olarak geçen haftanın birincisi olan Aleyna'ya günaydın diyoruz. Öpücüklerim size. Kolyeyi almanın sevinci mi bu? Evet, kolyenin, sevgili seyircilerimizin. Biliyorum beni çok destekliyorlar. Çok fazla mesaj alıyorum. Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel hissettiriyorlar Distes. Hemen alışverişe başlayalım o halde. Olur Distes, hadi gel. Günaydın. Kim geldi? Banu geldi. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? İlişki danışmanına gidiyorum Jack'le birlikte. Beni tutma, hadi gel koşalım ve bir yere girelim. Biz de Hülya'ya günaydın diyelim. Günaydın. İlk mağazamız hemen ileride. Aklımda bir yer var. Oraya girip rengarenk elbiseleri bir deneyelim. Bir an önce başlayalım o halde. Hadi gidelim. Bu arada bakalım yeni yarışmacımız Yağmur ne durumda? İyiyim, süperim. Arkadaşlarının karşılamasını beğendin mi peki? Yani tabii ki de ilk her zaman böyle birazcık stresli olabilir. Zaman içerisinde göreceğim bakalım neler olacak. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Aklımda iki tane konsept var. Bir tanesi en yakın arkadaşımın doğum günü partisi olabilir. Diğeri de yine bir yakın arkadaşım. Bu aralar çok evleniyorlar ve çocukları oluyor. Bir baby shower olabilir bahçede. Darısı başına ne diyelim? Konseptlerinden birine karar vermen gerekiyor ama. O zaman yatta arkadaşımın doğum günü partisindeyim bugün. Hadi başlayalım. Sen ilk mağazana girerken biz de geçen haftanın Pota Kraliçesine günaydın diyoruz. Nasılsın Nihan? Bu hafta inanılmaz güzel bir enerjiyle başladım. Çünkü ben Nihan Sağır, yeter artık. O halde konseptini ve nereye gittiğini öğrenebiliriz. Bugünün konsepti yazlık elbise şıklı. Geçen hafta Elena Pınar arkadaşımızla buluşmaya, onu teselli etmeye gideceğim. Onunla bir öğle yemeği yiyeceğiz. Güzel, keyifli geçeceğini düşünüyorum. Onu teselli edeceğim. Onun sayesinde Pota'dan kurtuluşunun yemeği de diyebiliriz sanırım buna. Hadi hızlıca başla o halde Nihan. O zaman hemen başlayalım bir ses. Bu hafta çok daha iddialı. Artık kolyeyi almanın zamanı geldi ve çok hırslıyım. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Bebek'te bir mekanda lise arkadaşlarımla beraber kahve içeceğiz. Hemen başlıyor muyuz alışverişe? Şimdi hemen ne yapıyorum? Alışverişime başlıyorum Distes. Nasılsın Tina? Tabii ki üzgünüm. Geçen hafta kolyeyi kaybettiğim için yine 4 puanla. Ama bu hafta umarım güzel kombinler yaparım ve hiç kendimi suçlamam. Yeni yarışmacımız hakkında ne düşünüyorsun peki? Umarım yeni kız iddiası gibi yansıtır ve kötü giyenler gider. Bunun detayını alışverişte sana söyleyeceğim. Sen mağaza aramaya başlarken biz de Aleyna'nın yanına gidelim. Güne hızlı başlamışsın Aleyna. Evet Distes, çok heyecanlıyım. Yazlık elbise gerçekten de. Çok sevdim bu konsepti. Umarım iyi bir parça bulurum üstüme yakışan. Geçen hafta seni tebrik eden olmadı mı? Kolyeyi aldım, boynuma taktım ve oturduğumda arkadaşlarım beni tebrik etmediler. Hatta Hülya ile Tina ile göz göze geldim ve suratları aşırı düşüktü. Ben de bunu doğal olarak benim kolyeyi almama ve buna bu kadar tavır gösterdiklerine bağladım. Sonrasında çekim bittikten sonra tabii ki tebrik ettiler. Düğün yapmayacağım Aleyna kolyeyi aldı diye arkadaşım ama tabii ki üzüldüm ben kaybettim. Çünkü tüm hafta iyi gelmeye çalışıyordum. İlk kombinini seçmeye başlayalım mı Aleyna? Hadi Distes, gel biraz bakalım. Bugünün konseptinde nereye gideceğini düşündün mü? Yani onu unuttum. Bir dakika, bir şey söyleyeyim, saçım çok kötü. Zaman kazanmaya mı çalışıyorsun sen yoksa? Gerçekten saçım çok kötü, dur. Saçını düzeltirken nereye gideceğine de karar vermişsindir sanırım. 2-3 tane kız arkadaşım date'e çıkıyor bugün. Hazırlanmışlar, giyinmişler, süslenmişler. Date'den sonra da biz kızlarla birlikte hem yemek yiyip hem kahve yapıp date'lerin nasıl geçtiğini soracağım, öğreneceğim. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Öyle güzel bir yere gidiyoruz, yazlık bir yerdeyiz. Artık kombin seçmeye başlayalım mı? Evet Distes, çok güzel elbiseler görüyorum. Hadi birkaç tane deneyelim. Ben geliyorum birazdan. Öpüyorum seni, bay bay. Aleyna konsepte uygun kombin ararken Banu ilk kombinini denemiş bile. Kim geliyor Distes? Sen mi geliyorsun? Evet Distes, ben geldim. Zaten seni bekliyorduk Banu. Nasıl bir kombin denedin, anlat bakalım. Bu elbise askılı, minik askıları olan bir elbise. Ve altı da şort etek formunda bir elbise. Önce elbisenin fiyatını öğrenelim mi? Bu elbisenin fiyatı 320 Türk lirasıymış. Ben Serdar Bey'i çok seviyorum ve Serdar Bey'i Aleyna'dan daha çok ben seviyorum. En çok ben seviyorum. Banu yine hayal dünyasında, şey gibi, biraz harikalar diyarında gibi. Bugün isterse Serdar Bey'le bir konuşsun bakalım. Serdar Bey ne diyecek? Bugün bu konu podyumda yine açılacak gibi görünüyor. Distes, ben biraz daha bir şeyler bakıp ve tekrar döneceğim. İşte bahsettiğim ilk mağazama geldim. Gözüne çarpan modeller var mı? Rengarenk elbiseler var. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Tam bir yaz elbisesi.
bu da güzel. Ama ben bunu mesela alsam kestirip öyle kullanırım. Şuralarda falan yaparım. Bir tane beğendim şurada. Hadi dene de üzerinde görelim. Hadi deneyip geliyorum. Bu arada yeni yarışmacımız da yazlık elbise şıklığı için kombin aramaya başlamış bile. Ya bu yeşil çok güzel aslında. Bu da aklımda olsun. Birkaç parça seçip üzerinde görmeye ne dersin? Yani bir bakacağım. Birkaç tane daha model var. Bunun bedenini bulayım kendime. Small beden dedim. Kutlu ayakkabılarını çıkartmışsın bakıyorum da. Evet, ayakkabılarımı değiştirdim. İlk günüm böyle bir şıklığı olsun dedim. Topuklu kullandım. Şimdi rahat rahat böyle alışverişimi yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz peki? Denemeye gidiyoruz. Yağmur kabine giderken vakit kaybetmeden Nihan'ın yanına geliyoruz. Kombin seçmeye gözlükten mi başlıyorsun? Evet, aksesuarım. Geçen hafta unutunca ben dış ses. Nasıl bir gözlük arıyorsun peki? Bana yakışan bir gözlük. Kıstasın sadece yakışmasıysa elindekini alabilirsin. Şey, ben bunu alacağım. Gözlüğün fiyatı ne kadarmış? 40 TL'ymiş. Almam lazım. Gözlüğüne 40 lira ödeyen Nihan alışverişine tüm hızıyla devam ediyor. Ne yapıyorsun Nihan? Oynuyorum, ne yapayım? Kombinimi var ya, harika yapacağım. O yüzden oynuyorum, tamam mı? Aksesuarımı aldım en başta. Oh, tersten başlayayım ki. Ters köşe yapayım. Biz ses, hadi görüşürüz. Yazlık elbise şıklığı için Zeynep'in aklında nasıl bir kombin olduğunu öğrenme zamanı. Belki tek dümdüz bir renk alabilirim. Belki uçuş uçuş cıvıl cıvıl çiçekli böcekli bir şeyler de alabilirim. Bugünkü yaz ruhum neyse ona göre bir kıyafet alacağım. Bu arada gözüne kestirdiğim modeller oldu sanırım. Bir elbise beğendim, yeşil. Hatta bunu denemek istiyorum. Karar veren Zeynep yeşillenerek çıkıyor kabinden. Evet, dış ses. Yeşili çok seviyorum çünkü. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Bu elbiseyi çok zor kombinlerim çünkü gerçekten baştan aşağıya detaylı bir elbise. Ama çok sade şeyler kullanırım. Belki minik bir terlik, düz bir çanta ve çok hafif bir makyajla kombinleyebilirim bu elbiseyi. Fiyatı ne kadarmış peki? 485 TL. Burada başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha vardı siz. Sen kabine giderken biz de Tina'nın yanına ışınlanalım. Kombin seçmeye başlamadan önce bugünün konseptinde nereye gideceğini öğrenelim mi? Bizim bir yazlık var. Orada bir cadde var Güneyli Koyun'da. Caddede bir sürü restoran, kafe, her şey var. Ben de o caddede bir restoranda hep ailemle beraber oturacağız. İlk kombinini deneyip gelmeni bekliyoruz o halde Tina. Tamamdır, hemen geliyorum. Tina kombinini denerken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Cicili, bicili, tam benim tarzımda bir elbise buldum ama büyük. Denemeden önce elbisenin fiyatına baktın mı? 275 TL. Sana üçüncü demelerine rağmen geçen hafta birinci oldun. Bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı? Üçüncü demelerine rağmen ben her hafta kolyeye aday bir isimdi. Ve en iddialı, en hırslı isimlerden bir tanesiydim. Yani üçüncü olmak evet benim için bir başarı değil ama bunu bana kalkıp Pota'nın kraliçeleri söyleyemez dış ses. Pota'nın kraliçeleri derken kimleri kastediyorsun? Pota'nın kraliçeleri tabii ki Nihan, Banu. Onun dışında Zeynep de sürekli kaleden dönüyor. Haftada bir gün geliyor, bilmem kaç almıştı bu hafta. Onu sürekli kullanıp ben öyleyim, ben böyleyim söylüyor ama yine iddiamın arkasındayım. Zeynep sadece Nihan'la Banu'nun arasında en iyi. Ben Pota kraliçesi değilim. Pota'ya girmedim. Haddini aşmaya başladın. Bence sınırlarını çiz. Ben çizersem ağlarsın sonra Aleyna'cığım. Bu mağazada başka bir kombinin var mı Aleyna? Bir tane daha vardı size. Sen onu denerken biz de